Bugün nereye gidiyoruz? Herkese merhaba, günaydın. Günaydınlar. Bugün kampa gidiyoruz. Tanıdığınız çok güzel konuklarımız da var. Şimdi arabamızı yerleştireceğiz. Kamp malzemelerini ekleyelim ve yola çıkalım. Bugünkü rotamız Assos. Evet, kamp ismini de birazdan gittiğimizde size orayı göstererek tanıtırız. Onlar da kamp malzemeleri almışlar yeni. Kavimler göçü yapıyoruz. Güzel böyle sıfır Aynen yataklar onu. almışlar. Kendilerine yemciciler almışlar. Onları da birazdan Güzel açıp bir gösteririz. çadır var. Bunları Bizimkiler yerleştirelim. eski versiyon kaldı artık. Bizimkiler direkt bunun için de zaten. Böyle bir valiz yapabilirsin sen de aslında. Çok böyle. Buzluğumuzu aldık. Bu yerleştirme işi çok matematik istiyor. Hiç bulaşmadığım bir iş. Siz erkekler nasıl yapıyorsunuz bunu? Kolay. Biraz düşünmek mi gerekiyor? Şey bence, zaten aldı baksana bayağı. Bak sana şu buzluğu göstereyim mi buzluğu? Buzluk efsane abi. Kaç yıl önce almıştık Decathlon'dan. Evet. Ama en az 2 gün, 3 gün içinde buz varsa gidiyor yani. Ve sıkışabiliyor da aynı zamanda. Onu böyle biraz sıkıştırdık mı? Şu an içinde buzlar var. Sadece su alacağız. Okey bence ya. Sırt çantalarımız kaldı bize. Evet. O zaman şimdi bagajı kapatıyoruz. Yolda devam ederiz. Demiyorum böyle şeylere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hayır. 2, 3, 4, O zaman sıra bizde. Size wise. Kaydı. Söylesenize. Evet, arkayı çekiyoruz. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Evet, genel olarak sıfır yetenek bir ekip olduğumuz için becettiremiyoruz bu işleri. Becetler yapacağız. Videonun ben şimdi... sonunda arkadaşlar. Bunu sonra durunca yine deneyeceğiz. Şimdi sözü Haydar Bey'e bırakıyoruz. Videonun sonunda yapacağız bu akımı Ümran'la. Evet. Şu anda Assos yolunda gidiyoruz. Sokak ağzına doğru. Yolu gösterebilirsin abi istersen. Keyifler yerinde. Evet. Nasıl çevirdiğimi bilmediğim için. Dönmür öyle. Şu anda Assos yolunda devam ediyoruz. Arkadaşlar da çok sıcak. Aslında tam drone kaldırmalık bir yol. Şu an 39 derece dışarıda. Hissedilen derecede. Camımız çok kirli değil. Sadece çok böcek patladı. Şöyle hemen yapalım. Yanlış anlaşılmış. Arkada hala deniyorlar ama beceremeyecekler. Denize girelim. Jostlayalım. Jost sesini duyalım. Önce çadırlarımız kurup içine eşyalarımızı atacağız arkadaşlar lütfen. Hava çok sıcak yalnız. Evet. Sıradaki şarkımız. Herkese geldi. Herkese. Ben de diyorum. Dada kampa geldik. Assos'tayız. Konuklarımız da burada. Merhaba demek ister misiniz? Merhaba. Merhabalar, yine biz geldik. Yine biz. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Özleştik, hemen geldik. Yeni maceralarla sizlerleyiz. Babanın hali. Hadi birazdan aşağılara indirip çadırı kurarken çekeriz. Ne diyorsun hayatım? Aynen, burayı gösteririz. Sokak ağzı, dada kamp. Senin evet. Çadırın nerede abi? Evet arkadaşlar, buyurun. Neler aldınız anlat. Abi şöyle bir ground sheet aldım. Yer bezi. Uca karşılığı. Çadırın altı kirlenmesin diye. Çadırın altına mı? Aynen. Şöyle bir çadır aldık. 3 kişilik bu güneş geçirmeyenden. Güncel fırına. Fresh Black. 3750 TL. Geçen hafta aldık. Ayın kaçı bugün? 12 Haziran. 12 Temmuz. 12 Temmuz. Yatak aldık şöyle. 1.40-1.90. Onun bir de ayak pompasını aldım şöyle. 1200 TL yatak. 13 Temmuz 13.
zaman başlayalım. Hadi abi kurul sen. Ben de kurulayım, gayet çeksin bizi. Aynen. Hadi başlayalım. Hemen böyle kurulmuş halini size göstereyim. Seron'un yeni aldığı çadır. Eski daha güzel. Daha kolay. Yanında bir de şey yok. Bağlamaya yer yok var burada. Abi sizin çadır neden böyle çıktı ya? Ne bileyim ben. Arkadan şey de yok. Güzel bir şey duruyordu ama. Abi yeni olunca. Demek her şeyin yenisi makul değil. Her şeyin yenisi değil abi. Arkada şey kapısı yok. Arkaya bir tane de kapı yapsın abi, tam olacakmıştı. Şöyle. Havalandırma mantığı var. Evet. Ama sizinkinin de şey yanları güzel. Neyi? Ya ne bileyim, yeni işte. Yani. Bak yanında böyle. Haydi denize. Bizim havalandırmalar yanlarda. Aynen. Evet. Böyle bir sistem yapmışlar, onu göstersin mi? Alacaklara gösterelim. Şuradan. Seninki 3 kişilik Black Flash. Aynen. Nasıl? Ha, şuradan toplayıp şuradaki pencereleri açabiliyorum. Şey oluyor galiba kanka, öyle sıkıyorsun bak. Benim var ya. Çeksene şöyle bir. Bak şöyle bir dur. Göstereyim. Nasıl oldu deminki? Şöyle olması lazım. Şuradan direkt çekiyorsun ha galiba. Böyle. Yandaki. Bunu da yere sabit olduğunu düşün. Aynen, yerdeki yan pencerelerden hava giriyor şöyle. Şu şekilde. Evet, güzel. Sonra da bunu indirebilirsin hadi. Aynen. Onu bir sabitleriz bir ara. Evet. Hadi denize. Hadi denize gidiyoruz. Ben gidiyorum. Çekeyim, kapatayım sana. Gibi, çok güzel. Şunu koyayım. Harika. GoPro'yu koyup geliyorum. Tamam. Bir kere savaş abi mekan. Kodunları evet. Da göster abi. Almancılık da var. Evet. Çıktık, çok güzel. Zeytin ağacı gölgesinde. Hı-hı. Güzel bir akşamüstü yaşıyoruz. Güzel bir çay yapayım, içeriz. Ne diyorsun? Yıkılıyor. Evet. Tamam. Şundan aldık. Koençan'ın 1.90'a 1.40'ından. Bakalım nasıl bir şey oldu çıkacak. Malzeme bu. Böyle yapısı kadife gibi. 16 santimi geçirmemek nubuk gibi. Kaç? 16. Onu nasıl ölçeceğiz kanka? Biraz yumuşak kalacakmış. Diğer türlü dikişlerde patlama olursa garanti dışı bırakıyorlarmış. Aldığımız arkadaş öyle söyledi bize. Aynen, bu ters döndü. Bizim çadırda böyle, gel içini gösterirsen sen. Daha doğrusu yatağın. Bu bir tık daha eski nesil olandan. Küçük bir de, ince. 2014-2015 yine evet. Versiyonu alınmış bir çadır. Şey. 10 senedir kullanıyorsun, bence çok iyi. Yani senede birkaç kez açıyoruz yani yine de. Her zaman açmasak da. Dolum yerleri benzer. Tabii tabii, onlar aynı yapıyorlar sistem ya. Sistem aynı. Aç yine baş.
çıkalım. Zaten bu geriye kaçırma engelleyici bir sistem var ya. Evet. Bunun içine basayım. Ben atlayayım hemen içine. Bir testini yapsana. Kalite kontrol. Çok güzel olmuş. Kalite kontrol başarılı. Şöyle kenarda şu kadar eşya koymaya yer de kalıyor. Evet, daha bu kaşeye yaslanmadık. Biraz evet, da burada var. Biraz da bu köşede. Bir karış burada kalıyor. Birer çanta da orada var. Bak burada da. Burada da büyük bir valiz. Bir spor çantası mı denir? Valiz gibi bir şey var. Evet. Ona rağmen yeterli alan içeride. Yatsana be. Sen de bir baksana. Aynen. Bayağı şişmiş. Çok iyi abi. Güzel yatacağım böyle. Çadırın içi de mis. Soğuk. Gel bir de seninkini yatalım. Biraz daha serin. Oh be, Sero gelince emekliye ayrıldım. Aynen. Irık başkan bir destedeyim. Ver abi. Şu an beni çekiyor, evet. Şimdi döndürüyorsun. Şişireyim mi biraz daha? Vallahi çok tık. Bir tık oynayabilir içinde. Biraz daha geniş. Ama güzel ya. Yine de yok yok oynatmayın. Burada da yer var. Yani aynı şekilde. Aynı oranda. Aynı aynı. Sen biraz, buraya dayamışsın sıfıra sıfır. Biraz bu yatak biraz daha geniş. Evet. İşte şu beyaz olması biraz. Pek bir şey yok. Temiz. Artık o da Ümran Su'ya hitap eden bir mevzu. Ya burası ama doğal ortam. Hiçbir şey olmaz. Gir sen de bak. Abi. Yatmış mıydın? Biraz yok. Önce. Yapana ben de emineceğim. Çok iyi. Çadırın içi de güzel. Burada serin. Güzel, tamam. Çiçek. Evet. Yatak kurulumlarımız başarılı. Biraz daha toparlayacağız burayı. DJ başlayacak galiba. Instagram posta haline getireceğiz. Şu an doğal haliyle. Nasıl gidiyor kamp? Akşam oldu. Vallahi çok huzurlu. Şu an herkes böyle hafif bir tatlı yorgunluk var. Çayımızı içtik. Şimdi biraz yürüyüşe çıkacağız. Sonra da DJ performansını izleyeceğiz. Çok güzel. Sunak diş macunu. Diş macunu var bu arada bende. Hiç aldık da su yok abi. Söyleyelim hemen ilgilenin de. Yaparlar ya. Güzel gidiyor. Kimsenin elinde telefon yok. Muhabbet sohbet. Evet, bu çok önemli bir detay. Doğal, ama bir arada ama açıyorum YouTube'u bu arada. Denize girdik. Hatıra. Deniz soğuk ama. Duşumuzu soğuk aldık. Mu? Ya benim için. Sen daha soğuk su görmemişsin Allah aşkına. Benim için soğuk. Bence gayet yeterli. Isındıktan bizim sonra jostlatmak için çok ideal bir şey. Bizim için de sıcaktı. Çok bence. Sıcaktı bence de. Yani Asus'un suyuna alıştık. Çok sıcaktı bu. Pelitköy'ün suyundan sonra. Pelitköy Asus soğuk sular. Aynen. Benim de oralara götürebilirsiniz de bu gelmez. O zaman birazdan görüşürüz. O zaman let's go. Güzel bir yürüyüş yapıyoruz. Ortam nasıl? Ortam güzel. Ege sahil kasabası halinde. Bildiğimiz. Nezih. Nezih. Kimse kimseye karışmıyor. Herkes güzel. Kendi derdinde. Hava çok güzel. Böyle ılık ılık esiyor. Rüzgarımız var, denizimiz ilık, var. Ilık bir Temmuz ayındaysa. Evet, aynen. Hala denize gidenler var. Bakar mısın eve? Geldi mi? Ve karşınızda Aydar Eren. Evet efendim, bir tane karabinayı aldık. Evet, şimdi hemen şuna geçelim. Asacı yok. Güzel bir ağaca geçirelim. Mistik ortamımızda. İstiyorsan ben yardımcı olayım kardeşim. Evet abi sana. Bir yardım, gözünü yanayım. Senin boyun uzun ya. 1.80 adamsın. Ver abi. Ben seni tutayım. Şeyden burada eliniz yanmasın diye şeyleri var arkadaşlar. Evet, nasıl oldu? Çok iyi bir şey oldu. Bak su kaynadı bu arada. Kaçtı 5 dakikada tamam.
Evet, şimdi sıcak suya üstüne koyacağız. Kahvemiz de burada. Harika. Çok fena kaynamış ya. Şöyle sıkayım da. Gece kahvesi. Koltuk kahvesi gibi oldu. Ne güzel oldu böyle. Çok güzel harika. Günaydın. Evet abi, arkadaşlar. Kahvemizi yaptık. Sabah suyumuza girdik geldik. Dinç uyandık gayet. Sabah şu an çok güzel. Keyifler yerinde. Sabah denizimize girdik. Kahvemizi demliyoruz. Afiyet olsun. Evet, ellerinize sağlık efendim. Beğendiniz mi burayı? Hemen sabah görüşlerinizi alayım. Evet, Serhat Bey. Güzel abi, mekan güzel. İşletme sahibi de keyifli bir adam. Sabah bir olay olmuş, onu anlasana. Aynen, sabahtan ya da geceden millet havlusunu ya da birkaç parça eşyasını şezlonglara bağlayıp gitmiş. Geldi, hepsini topladı. Biz de öyle yer işgal etmek olmaz dedi. Oo, kral hareket. Çok, kesinlikle kral hareket ya. Sahilde bırakılan çöpleri topladı. Havluları aldı işte ya da diğer eşyaları topladı. Şezlonglarda yer açtı. Mekan gayet güzel, rahat. Fiyatlar böyle çok küçük değil. Bu rahatsız etmiyor. Aynen, rahatsız eden yok. Bir şey soran yok. Tek eksiği bence biraz daha fazla giyinme kabini olabilir. Onun dışında bir paltosu yok yani, eksiğini görmedim. Burada şöyle bir özellik var. Günübirlik geldiğinde mesela şezlong ücreti ödemiyorsun. Evet, sadece yediğin işte ne ödüyorsun? Aynı otopark Yunan... ücreti yok. Otopark evet. Ücreti yok. Şezlong ücreti yok. Yunanistan gibi yani. İç, yani birer içki aldıktan sonra bütün gün burada geçirebiliyorsun. Bunu söyledikten sonra herkes buraya hücum ederse bilmiyorum. Burayı kesiyoruz abi. Herkes öğrenmez. Burayı koymuyoruz. Şimdi herkes bütün işletmeler sıkıntı çıkarıyor ya Bodrum. Her şey Çeşme sıkıntılı. Bodrum Çeşme'dekiler de zaten aradıklarını buldular. İnsanlar Yunan'a kaçıyor. Böyle yapsınlar abi. Aynen öyle. Böyle yapsınlar. Bir lahmacun alırsan 1000 lira. Şezlong ücretsiz yap yani. Bir adam... lahmacun alırsan 1000 lira böyle olur. Yani, yani yapacak bir şey yok. Artık turistler de akıllandı. Gece de güzel uyudu. Rahat uyuduk valla. Çok iyiydi. Serin serin. Rüzgar da vardı. Siz de rahat ettiniz. Çok rahattık. Tabii. Hatta dedim ki sabah da aşırı serin olacak. Ben denize bile giremem diyordum ama girdim. Gayet iyi şu anda. 9.30'a kadar uyudum neredeyse yani. Çeyrek geçe açtım gözümden. İlk defa çadırda bu kadar fazla uyudum yani. Ama hala gölgedeyiz mesela. Saat kaç oldu? Ona yaklaşıyordur. 10.30 olmuş. Oldu. Yani çok güzel bir akşam battığı zaman bu tarafa geçmeye başladığında artık şey son demlerinde bize güneş geliyor zaten. Sonra güneş batıyor zaten. Kahvaltı tabakları kaç paraymış? Abi kahvaltı tabağı 175 lira yazıyordu. Geçerken bak. Tost tabağı diye bir şey var. 120 liraydı. Patates de galiba 120 mi 150 mi o ikisinden Mantıcı. Biriydi. Yani birazdan da onları gösteriyoruz o zaman. Aynen öyle. Kahveden sonra bakacağız. Bakacağız. Kahve demlenmiştir. İçelim. O zaman bir afiyet olsun. Görüşmek üzere. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Bir kahvaltıya geldik. Kahvaltı tabağı ben tost tabağı söyledim. Ben de tost tabağı söyledim. 120 liraymış. Ümran. Açık bir kahvaltı aldım. Beni köşelere attılar. Hepsi yan yana, ben burada sandalyede kaldım. Açık büfede 175 liraymış. Evet, bence de günün tabağı oluyor. Yani açık büfe kahvaltı. Evet, istediğin kadar alabiliyorsun. Ya fiyatı orada. Kaç para yani? 175 liraymış. Bu şekilde. Nasıl tadı? Onlar olsun. Tost ya bildiğimiz. Bu güzel. Afiyet olsun. 120 lira. Son denizimize giriyoruz artık. İkinci gün. Bu sefer de kendimi çekerek dalayım mı? Öyle yapayım. Hadi koş 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 atla. Çok iyi.
Biraz suyun içine. Evet, Japon arkadaşımız. Anlatamıyorum. Beyaz bir Japon. Tosiko. Tereko. 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 O beyaz oko. Beni yesin ediyorsun ya. Koruyorum, koruyorum. Sürme şu kadar. Güneşe karşı koruyor. Rezil olduk yine arkadaşlar. Her o nasıl ya. Yapacak biliyor musun? Beyaz güneş ışınları beyaza vurduğu gibi geri çıkacak. Evet, ve. Çok ben ekstra koruma sağlayacak. Hadi şu GoPro'yu çıkarayım da yüzmeye devam edelim. Bay bay. Öyle. Evet, biz yavaş yavaş gidiyoruz buradan. Öyle mi? Evet. Yine gelin. Evet, teşekkür ederiz her şey için. Her zaman bekleriz. Zaten yakınsın. Evet, yakın Çanakkale'deyiz. Yine gelin. Çok her zaman bekleriz. Dada Kamp 10 numara 5'iniz. Çok evet. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hoşçakalın. Gençler. Evet, biz de yavaş yavaş videomuzu kapatıyoruz burada. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Seni bulamadım ya. Akımı yapamadık ama olsun, yapacağız. Yapacağız. Alta ekmeğe de ekleyeceğim. Aynen. Neyse, sayfadan takip edersiniz. Aynen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.